Saygıdeğer hocalarım, kıymetli gönül dostları, sevgili gençler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 1989'dan başlayarak 30 yıldır Türk dünyasının kültürünü, tarihini, coğrafyasını ve her türlü konusunu burada değişik toplantılarda sizlerin gündemine getiriyor, sizleri aydınlatıyor, sizlerle paylaşıyor, sizlerle tartışıp bu aydınlatmayı devam ettiriyor. Ruhu şad olsun Turan Yazgan hocamız, Türk dünyasıyla ilgili birçok ilkleri yaptı. Yani yaptığı şeyleri birçoklarınız biliyorsunuz yani. Hakikaten ne kadar onu şükranla yad etsek yeridir yani. Evet, bugünkü konumuz zaten karşınızda yazıyor ama ben kayıtlara geçsin diye bir kere daha burada anayım. Köken ve Nardugan. Bu konuyu belki birçoklarınız belli bir yerinden biliyorsunuz. Köken kelimesini veya Nardugan. Ben de aynı sizin gibiyim. Yani bu özellikle Nardugan'la ilgili çok derinlemesine bilgim yok. Bugünkü konferans o yüzden merakla bekliyorum ki neymiş bu Nardugan, Türklerle alakası neymiş, nereden gelip nereye gidiyormuş. Tabii ki bizler Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kürsüsü Türk Dünyası'nın sıcak gündemlerini de sık sık buraya getiriyor. Fakat Türk Dünyası veya Türklük çok uzun bir tarih, çok geniş bir coğrafyada o kadar çok birikime sahip ki bu birikimlerden bir kısmı bizim dip kodlarımızı oluşturuyor, kültür kodlarımızı oluşturuyor. Dolayısıyla ne kadar geçmişe gider, geçmişten bugüne bilirsek o kadar dünyaya bakışımız daha farklı olur. Atatürk'ün o meşhur sözünü hepiniz hatırlıyorsunuz. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendinde büyük işler yapmak için güç bulacaktır diyordu. Ne kadar ecdadımızı, geçmişimizi tanırsak o gücümüz daha da artacaktır. Turan hocam hep gündeme getirirdi. Atatürk biliyorsunuz bunu özellikle gündeme getirmek, bu konuda aydınlanmayı sağlamak için çok işler yaptı. Bunlardan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi özellikle kurulmuştu. Yani özellikle tarih alanında, coğrafya alanında orada Türkiye'nin seçkin yüksek beyinleri istihdam edilip onlar yetiştirilecek. Türklüğün coğrafyasının her bir köşesine gidecek. En dip kodlarını, en dip eserlerini bıraktıklarına kadar araştıracak ve Türklüğün o büyük kültürünü, büyük şaşasını, büyük geçmişini hem kendi kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna sunacak. Dil kurumu onun için kuruldu. Tarih kurumu onun için kuruldu. Bunlar büyük işlerdi. O günden bugüne neler yaptılar, neler yapıyorlar, bugün ne durumdalar? Onlar ayrı bir konu. Ama amaç buydu yani. Elbette birçok şeyler yapıldı. Zaten Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kuruluş amacı da bu. Evet, bizim kuruluş ilkemiz dilde, fikirde, işte birlik. Türk Dünyası'nın İsmail Gaspıran'ın o ilkesini koyduğu dilde, fikirde, işte birliği. Ama bu birliği sağlamak için tabii ki geçmişinizi çok iyi bileceksiniz. Bunun aydınlanmasını her türlü ortamda sağlayacaksınız ki bunu layıkıyla yerine getirdiğine inandığımız kurumların başında, elbette ki kendi kurumumuz diye söylemiyoruz, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı var. Yani evet, Türk Dünyası ismiyle birçok resmi kuruluş var, birçok dernek var, vakıf var ama biz acizane biraz kendimizi şey yapalım yani, hiçbirisi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı değil veya hiçbirisi Süleymaniye Kürsüsü değil. Yani bugün burada belki nicelik olarak azız ama nitelik olarak baktığım zaman hakikaten yüksek bir nitelikle dinleyicimiz var. Zaten gelse de gelmese de uzakta da olsa bizi dinliyorlar, bizi takip ediyorlar. Evet, biz bu aydınlanmayı sağlamaya devam edeceğiz. Zübeyir Albay'ım bizimle geçmiş yıllardan beri tanışıyor. Biz kendisiyle tanışmak şerefine nail olduk. Hakikaten elbette kendi mesleği bir şerefli Türk hava pilot albayı. Bunu da layıkıyla yerine getirmiş ki zaten geçen seneki bir konferansında bununla ilgili gayet güzel aydınlatıcı bilgiler vermişti. Daha önce yine Atatürk'le ilgili bir konferans olmuştu. Bu sefer de bu Nardugan konusuna kendi tabii
askerlikle falan bir alakası var mı yok ben onu bilemem de. Ama insanlar bir meslekte oluyor. Fakat diğer alanlarda da eğer Türklük sevdası varsa, araştırma sevdası varsa araştırıyor ve her zaman yani ölene kadar, ölene kadar bu hizmeti sürdürmeye devam ediyor. İşte bu manada Zübeyir Albay'ımız hakikaten çalışkanlığını biz takdir edemeyiz. Tabii takdir etmek bize düşmez ama hakikaten çalışkan ve araştırıyor. Araştırdıkları da fedakarhane bir şekilde her türlü ortamda paylaşıyor. Bu bugünkü araştırması işte Nardugan'la beraber tabii daha başka bu bağlamda başka şeyler de gündeme gelecektir. Bir de zaten kendisi söylemişti. Muazzez İlmiye Çık'ı da biliyorsunuz Türklüğün dip geçmişleri hakkında çok araştırmalar yapmış. Büyük bir üstad, büyük bir bilim adamımız, bilim hanımımız. Onunla ilgili bir dizinin böyle özeti sayılabilecek bir şeyi de konferansının sonunda sizlere sunacak. Evet, ben bu açılış bilgilerinden sonra her zaman olduğu gibi geçmişlerimizi, özellikle Türklüğe hizmet eden Türk büyüklerini ve Türk vatanını kanları pahasına bize emanet eden şehitlerimizi ve şu anda böyle cephede çarpışıp belki şehadet hani kim bilir belki yarın belki yarından da yakın dediği gibi şehadeti karşısında gören bütün şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyorum. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ki o Türk'ün hakikaten son zamanlar yani bir Bilge Kağan'dan daha önce de gidiyoruz birçok Türk büyüğü var. Hepsinin ayrı yeri var ama yani Türklüğün kimliğini tekrar diriltip ayağa diken Atatürk'ümüzü hiçbir zaman saygıyla anmaktan, minnetle anmaktan geri durmayacağız, unutturmayacağız, unutmayacağız. Çünkü Atatürk demek Türk demektir yani. Atatürk'e saldıran Türk'e saldırıyordur. Başka bir amacı yoktur. Asıl davası şeyi Atatürk'le değil, Türk'ledir. Çünkü Atatürk onu yüksek derecede temsil ettiği için ona saldırıyorlar. O yüzden biz onlar saldırdıkça daha fazla rahmetlanacağız. Çünkü demek onlar saldırdıkça Atatürk daha da çok kıymetleniyor Türklük açısından. Tabii Turan hocamızı da rahmetlanıyoruz ki bize buraları emanet etti. Bugünkü işler bu şekilde devam edip gidiyor. Elimizden geldiği kadar hep beraber, sizlerle beraber bu emaneti sürdüreceğiz. Türklüğe hizmete devam edeceğiz. Şimdi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir istiklal marşı var. O bütün Türklüğün istiklal marşı, bütün Türklüğün istiklal sevdasını, istiklal düşüncesini, şuurunu anlatan büyük bir abide. Biz kürsümüzü istiklal marşıyla açarız. 10. yıl marşıyla uğurlarız. Evet, şimdi hep beraber İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Sağ olun. Bu arada birçoklarına konuyu arz ettim de Genel Başkanımız Kösan Yazgan Bakü'de hocamın göz bebeğim dediği Atatürk Lisesi'nin bu sene ikinci yerleşkesini açtık. Onunla ilgili bazı önemli işler çıktı. O sebeple Bakü'de bulunuyor. Kendisi bütün bu kürsüye gelen başta albayımız olmak üzere hepinize selamlarını, sevgilerini, saygılarını iletti. Bunu da ben size arz edeyim. Evet. Köken ve Nardugan. Konuşmacımız emekli hava pilot albay Sayın Zübeyir Batur. Arz ederim.
isterseniz, kapanırsanız anlayabilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle Sayın Başkan, Başkanımızın güzel sözleri için teşekkür ederim. Konuşmalardan önce böyle şeyleri dinlemek moral bakımından fevkalade etkileyici. Ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim ben biraz evvel de anons ettikleri gibi Hava Kuvvetleri'nden emekli albay, pilot albay Zübeyir Batur. 83 yıldır bu ismi taşıyorum. ...1937 senesinde 17 Aralık'ta doğdum. İlkokulu harp yılları dolayısıyla her sınıfı bir ayrı eyalette, bir vilayette okuma koşuluyla en sonunda ilkokulu köy enstitüsünde bitirdim, Kızılçulu Köy Enstitüsü'nde. Ondan sonra Buca Ortaokulu, İzmir Namık Kemal Lisesi, ardından Hava Harp Okulu'na girdim. 1957 senesinden 85 senesine kadar Hava Kuvvetleri'nde, Türk Hava Kuvvetleri'nde av bombardıman pilotu olarak görev yaptım. 1975-77-78 yıllarında da filo kumandanı olarak görev yaptım. İlk Phantom uçaklarını Amerika'dan getirdik. İlk Phantom filolarını kurdum. En son olarak 85 senesinden de 99 senesinin Kasım 11'ine kadar F-16 uçaklarında tecrübe pilotu olarak görev yapıp 43. sene uçuştan sonra postu deldirmeden emekli olduk. Ondan sonra da tekrar 4 yıl kadar bir uzay merkezinde uluslararası askeri danışman olarak görev yaptım. 1954-56 yılları arasında opera deneyimim var. 2-2,5 sene kadar orada bir eğitim aldım ama bu tayyarcılık virüsü kanıma girdi. Oradan kaçtım ve harp okuluna, hava kuvvetlerine girdim. 2000 yıllarından itibaren 4 yıldan sonra kendimi tamamen emekliye sevk ettim. Bodrum'a yerleştim. O gün bugündür İşte böyle değerli dinleyicilerin karşısında aklımızın yettiğince bildiklerimizi paylaşıyoruz. Yunus'un güzel bir sözü var. Hayat biriktirdikleriniz değil, paylaştıklarınızdır der. Bu sabah hizmet etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar da 8 tane kitap yazdım. Bir pilotun hatıraları diye. Ondan sonra en sonunda geçen hafta bir şiirdir yaşam. Hiç birbirinden alakası olmayan konular ama kendimi işte emeklilikte böyle meşgul etmeye çalışıyorum. Konumuz bugün Erdoğan. Bugünlerde yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada yaklaşan yılbaşını kutlamak için türlü şeyler yapılıyor. Çam ağaçları dikiliyor, üzerine süslemeler konuyor. Dallarına bezler bağlanıyor. Bu çok eski bir Türk geleneğidir. Herkes dileklerini oraya yazıp dallara bağlarlar. Onun altına da çam ağacının altına hediyeler konuyor. Işıklandırılıyor. Tepesine de bir yıldız kuyruğu olan bir yıldız konur hatırlarsanız. Ve dünya bu güzelliği paylaşıyor. Biz de 31 Aralık'ta yılbaşını kutluyoruz. Ancak Türklerin yılbaşısı 31 Aralık değil. Türklerin yılbaşısı 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gecedir. Yani bu gece Türklerin yılbaşısı. Neden öyle yılbaşı seçilmiş? Her şeyden evvel şunu ifade etmek isterim ki o tarihlerde bile binlerce sene önceden Türk toplumunda, Türk klanlarında bir tarih şeysi var, duygusu var yani. 21'i 22'ye bağlayan. 21'i gecesi günlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu gecedir. Ve inanç odur ki Türk toplumunda gökte iyi ile kötü, aydınlıkla karanlık bir savaş içerisindedir. Bu savaş o gece aydınlığın galebesiyle son buluyor ve aydınlıklar karanlığa hakim oluyor ve günler uzamaya başlıyor. Nar güneştir. Dugan, Dogan, Nardugan, Doğan güneş.
Bazı klanlarda bu Nartugan ve başka şekillerde ifade edilebiliyor ama sonuç olarak şudur ki günler artık uzamaya başlamıştır. Kötülükler gitmiştir, karanlık gitmiştir, yerine iyilikler ve barış gelmiştir, aydınlıklar gelmiştir. Peki ne yapıyordu Türkler o zaman? Orta Asya'da, Turan'da. Türkistan'da yetişen bir çam var, akçam. Hayat ağacı denilen ağaç. Rivayet olunur ki onun kökleri yerin göbeğine kadar gitmiştir, merkeze kadar gitmiştir. Dalları da arşa kadar çıkmıştır. Bunun tepesinde bir aksakallı birisi yaşamaktadır. Bu insanlara hediyeler dağıtır. Aynı Hristiyanların kutladığı şeylerde, çam ağaçlarındaki Santa Claus gibi bir Türk geleneğidir her şeyden önce. Buna Türkler güneşe tapmaz. Kutsaldır ama güneşe tapmazdı. Taptığı neydi? Mavi göl dediği gök. Tengri. Tengri Türklerin tanrısıydı. Şamanlar, tek dinin olduğu zamanlarda şamanlar, iyiliğin temsilcisidir. Kötülükleri kovan, iyiliği hakim kılmaya çalışan, dünya üzerinde iyiliği hakim kılmaya çalışan bir din. Şamanlar, şamanizm. Şamanlar da bunların aracısıydı. Büyücüydü. Bugün hala ve şamanlar genellikle kadındı. Bugün yine Anadolu'muzda dikkat ederseniz, hatırlarsanız büyücüler yine hanımdır, kadınlardır. Hep ona giderler, dileklerini söylerler, onlardan şifa beklerler. Böyle bir inanış da devam ediyor. O gün, o gece ateşler yakılıyor, etrafında aşıklar toplanıyor, oyunlar oynanıyor, konuşmalar yapılıyor, aşıklar atışmalar yapıyorlar, yemekler dağıtılıyor. Nasıl bir yemek? Yakılan ateş üzerine kuzular kızartılıyor böyle, üzerine rakı dökülüyor. Yani rakıyı biz bilirdik ki 16. yüzyılda Lübnan'dan Türk toplumuna gelmiştir. Hayır, Orta Asya'da rakı vardı. Bir kısım şamanlar kımız içerdi, bir kısım şamanlar da rakı içerdi. Yemeğin üzerine de rakı dökme gibi bir adet vardı. Ve Türkler Orta Asya'dan çıkıp muhtelif istikametlerde batıya göçlere başladığında nereye göç etmişlerse oraya adetlerini, kültürlerini, kültürlerini de götürmüşlerdir. Ciddi yerlerden de onların kültürlerini almışlardır. Ancak hiçbir zaman ciddikleri yerlerde kültürleri yok etmemişlerdir. Osmanlı Türk geleneğinde dine, kültüre müdahale, dile yoktur. Bunun içindir ki asırlardır Türk varlığı dünyada esastır. Değerli konuklar, dünyada hiçbir ırk bir Türk kadar geçmişiyle gurur duyma şansına sahip değildir. Düşünün üstü bir ırkı, tarihte 67 devlet, 16 imparatorluk, 33 beylik, 16 hanlık, 4 tane cumhuriyet kurmuştur. Böyle bir ırk, ikinci bir ırkı gösteremezsiniz. Fransız. Tarih boyunca Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz. Ama Türk ırkında böyle bir şey var, bir gelenek var. Bugün Cumhurbaşkanlarımızın forsunun üzerinde sol köşesinde ne var? 16 tane yıldız var. 16 imparatorluğu temsil eder. Ortasındaki güneş de Türkiye Cumhuriyeti'dir. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade eder. Ve böyle bir kökenden geliyoruz. Onun için Türklüğümüzle gurur duymalıyız. Ancak önce bu gurura layık olmak lazım. Bu irfan yuvasının kurucusu, biraz evvel ifade ettikleri gibi büyüğümüz şöyle söylüyor. Milletleri topla tüfekle yok edemezsiniz. Asırlarca biriktirdikleri güzellikleri, kültürleri, kültleri bugüne kadar taşımış olabilirler. Mabetler yaparlar, kaleler yaparlar, hisarlar yaparlar. Ama eğer halk, ırk,
toprağın altındaysa bütün bu toprağın üstünde getirdikleri değerler birer anı olmaktan öteye geçmez. Peki Türkler bu Nardugan dediğimiz eğlenceleri yaparken başka ne gerçekler vardı? Gökle yer arasında da bir mücadele var. Yer bakire bir kız. Gök erkek. Ve bakire kız olan yer kendisini cazip bir şeye sokup göğü tavlamak için süslenir, püslenir, parlak metallerden takılar takar ve göğü aldatmaya çalışır. Neticede aldatır. Gök dize gelir ve yerle evlenir, birleşirler. Ondan sonra bütün ağaçlar tohumlarını saçarlar, bereketli ürünler alır. Konu bu. Dikkat edilirse bütün bu adet ve örflerde sadece iyilik hakimdir. Hiçbir kötülük göremezsiniz. Üçe ayırmışlardır. Gök, yer, yeraltı. Yer altında kötülükler, yerde insanlar, yer üstünde iyilik melekleri. Bunların üçü devamlı çekişme halindedir. Türklerin Orta Asya'dan dağıldıkları, gittikleri yer, göçe başladıklarında gittikleri yerlere biraz evvel de ifade ettiğim gibi kültürlerini taşımışlardır. Muhtelif akınların önünde göçler tarih boyunca devam etmiştir. Mesela Cengiz Han'ın önünden göçe mecbur edilen Türkler Sibirya'dan Kamçatka'dan Bering Boğazı, Alaska'dan Saskatchewan, Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Manitoba eyaletlerine, oradan yayılmışlar Amerika'nın her tarafına. Bugün Kızılderili dediğimiz ve kapitalistlerin, emperyalistlerin yok ettikleri, ırk etmeye çalıştıkları ırk aslında kökende Türk'tür. Naklivut, efendim, nazar değmesin efendim ifadesi Kızılderililerde ta Orta Asya'da bütün Türk klanlarında 112 tane Türk klanı tespit edebildim şimdiye kadar. Hepsinde müşterek olan bir şeydir. Ben Allah nazardan korusun. Efendim şeylerin seyahate çıkanların arkasından su dökme adeti, lohusaların alınlarına renkli bantlar bağlaması, ağaçlara çaput bağlanması gibi adetler Orta Asya Türklerin kültürüdür. Oradan gelmiştir. Batıya giden Türkler de medeniyeti götürmüşlerdir. Denilir ki medeniyet batıdan doğuya gitmiştir. Bütün bu söylediğim şeyler size yabancı bilim adamlarının bugün artık itiraf etmekten sakınamadıkları gerçeklerdir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. 16. yüzyıldan itibaren batılı ilim adamları, bilim adamları şu gerçeği kabul etmişlerdir ki uygarlık doğudan batıya gelmiştir. İngiltere'de bir association var. Well Trust Association yaptığı bir incelemede, Anadolu insanı üzerinde yaptığı incelemede şunu görmüştür. Türkler Anadolu'da Neolitik devri yaşarken Avrupalılar Paleolitik devri yaşıyordu. Yani avlanma, toplama uğraşırken Anadolu'da insanlar Neolitik devir sürme, balık avlama bunlarla uğraşıyordu. Daha ileri bir safhadaydılar. Batıya gelenler uygarlığı batıya taşımışlardır. Bugün bir bakıyoruz Kızılderili lisanında aşağı yukarı tespit edebildiğim yüze yakın kelime Türkçe. Batı dillerinde de öyle. Macarca'da, efendim Finlandiya, Fin lisanında, Bulgarca'da, hatta İngilizce'de birçok Türkçe kelime vardır. Medeniyetin doğudan batıya geldiğinin kanıtlarıdır bunlar. Amerika ilden yerliler, gene bir Amerikalı yazarın 500 sayfalık bir şeysi var, kitabı var.
asıllarının Türk olduğunu açık açık belirtmektedir. Bütün bunlar batılı bilim adamlarının söylediği şeylerdir. Neden böyle söylüyorum batılı bilim adamları diye üzerine basa basa? Biz hala kendimizin farkında değiliz. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Tabii milliyetçiliği ayağının altına alanlara bunu sormak da pek olası değil yani. Bir ülke, bir ırk diliyle, diniyle, müziğiyle bir toplumdur, bir ırktır. Bunlardan bir tanesi noksan olsun, sakıttır. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir tespiti var. Bir toplumu ayakta tutan din, dil ve musikidir. Bunlar olmadığı takdirde bölünme kaçınılmazdır. Durum ortada. Turan Yazgan, rahmetli Turan Yazgan da bunu söylüyor. Din, dil, dilin sesi olan musiki. Bunlar olmazsa olmaz öğelerdir. Bu konuda 621 yıl 3 kıta üzerinde 42 ülkeye hükümdar olmuş olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk olgusu kasıtlı olarak, planlı programlı olarak yok edilmiştir. Osmanlı Türktür. Irk olarak Türktür. Ama bütün Türk beyliklerini Anadolu'da yok etmiştir. İlk defa tarihte Türk adını ağzına alan Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettikten sonra ilk ele aldığı şeylerden bir tanesi de budur. Ve 1931 senesinde Türk Tarih Kurumu'nu, 1932 senesinde Türk Dil Kurumu'nu kurmakla bunu adeta bu, takip edeceğine dair ve bunu gerçekleştireceğine dair kuvvetli kanıtları ortaya koymuştur. Ve 1934 senesinde Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kurmuştur. Ve 1935 senesinde değerli konuklar, Türkiye neresi, Meksika neresi? Meksika'da elçilik açtı. Ve Tahsin Mayatepek adına bir bilim adamımızı oraya elçi olarak tayin etti. Ve verdiği talimat şu: oraya git, orada antropolog, arkeolog, bir Churchworth diye bir bilim adamı var. Onu bul, bir de Amerikalı var, Niven. Onunla birlikte çalış ve Asya'da ele geçirilen tabletleri onlar çözmüşler, onlarla birlikte çalış ve bana direkt olarak raporları gönder. Nedir bu tabletler? Değerli konuklar, bugün tarihlerin tespit edebildiği insanlık tarihi aşağı yukarı 10 bin, 12 bin yıla kadar geriye gidiyor. 12.600 sene önce Pasifik'te batıdan doğuya 8.000 kilometre, kuzeyden güneye 5.000 kilometre büyüklüğünde Avustralya'dan çok daha büyük bir kıta battı. Neden battı, neden etti? Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı belalardan o zaman aynı belalarla karşılaştılar. Nedir o? Isınma. Bugün Kyoto Anlaşması'nı imzalamayan ülkelerin başına Amerika Birleşik Devletleri gelir. Kloroflorokarbon gazının uzaya yayılmasıyla birlikte açılan deliklerden güneş ışınlarının direkt olarak dünyaya gelmesinden ısınma meydana geliyor. İşte o zaman da tektonik olaylara, buzulların erimesiyle, suların yükselmesiyle kıta battı. O batan kıtanın arkasından ki 60 milyon nüfus falan, tarih böyle söylüyor, Luminaria diğer bir ismi Mu kıtası batıyor. Ve oradan halk bir kısmı archipelago dediğimiz takım adalarda yerleşiyor. Karolin, Marshall, efendim Hawaii adaları, Mindanao adaları, oralara yerleşiyor. Bir kısmı Meksika'ya çıkıyor. Bahia Yarımadası var Amerika Birleşik Devletleri'nden batısından Meksika'ya uzanan. Bir kısmı Asya'ya çıkıyor. Meksika'ya çıkanlar Maya medeniyetini kuruyorlar. İçeriye doğru gidenler Orta Amerika'ya Aztekler. Bir kısmı da Güney Amerika'ya gidiyor, Brezilya, Peru oralara. Onlar da İnkalar. Şimdi Asya'ya çıkanlar Baykal Gölü'nün kenarında bir klan kuruyorlar. Paleo-Sibirski klanı.
Paleo Sibirski klanı, ilk Türk klanı. Ve buralara dağılan insanlar Muğ kıtasından götürdükleri tabletleri, taş tabletlerin üzerine başlarından geçenleri, adetlerini, örtlerini, her şeyini oraya kaydetmişler. Ve Churchwood dediğimiz, Newman dediğimiz bu bilim adamları bu tabletler üzerine yaptıkları çalışmalar ki çözülmesi fevkalade güç olmuştur. Kim çözmüştür bunları da? Budist rahipler Nepal'de. Budist rahipler Naakal denilen bu tabletleri çözmüşlerdir. Ve işte Mustafa Kemal Atatürk Tahsin Mayatepe'yi oraya göndermeye kastı bu şeyleri, tabletler üzerindeki bilgileri çözmek, uzantılarının Meksika'ya gittiğini, uzantılarının Asya'ya gittiğini, takım adalar üzerinde kaldığını ama köken olarak Batan Muğ kıtasından neşet ettiğini kanıtlamak için. Esasen bunun üzerine daha büyük çalışmalar da yaptı. Tahsin Mayatepe'ye gönderdiğini, Mayatepe soyadını da Mustafa Kemal Atatürk kendisine vermiştir. Maya lisanında tepe tepedir. Yüzün üzerinde kelime buldum, Türkçe. Bugünkü Türkçemizdeki kelimelerden oluşuyor. Çok ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Ve bunları direkt olarak Mustafa Kemal Atatürk kendisine göndermesini istiyor. Aşağı yukarı 13 tane falan dosya gönderiyor. Fakat bunun 7 tanesi kayıp, 6 tanesi dil tarih şeyinde, fakültesinde, müzede veya bir yerde arşivinde mevcut. ...1923 senesinden 38 senesinin 10 Kasım'ına kadar geçen 15 yılda yapılanları bir düşünün. Efendim, Cumhuriyet'in ilan edildiği ertesi gün bir Amerikalı gazeteci gelir, sorar. Der ki, paşam, zaferi kazandınız, Kurtuluş Savaşı'nı kazandınız, şimdi ne yapacaksınız? Ve öncelikle diyor, Orta Doğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın o zaman ne diyor? Yakın zamanda Orta Doğu'da bir takım Suni ülkeler kurulacak. Ve bu ülkeler emperyalizme savaş açacaklar, savaşacaklar. Eğer genç Türkiye Cumhuriyeti onları desteklemez, onların yanında olmazsa, emperyalistlerden yana tavır takınırsa, ikinci bir Kurtuluş Savaşı kaçınılmaz olacaktır. Şimdi bunu toparlıyoruz. Neden Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın lideri seçildi? Oraya geliyoruz. Kökeninde saklı olan şey seçilmesinde, birinci seçilmesinde, lider seçilmesinde bir, vizyon, iki, political greatness dediğiniz popülaritesi. Vizyon ağır basmıştır. Peki nereden kaynaklanıyor bu çalışma? Değerli konuklar, 100 yılın liderinin seçilmesi işlemi Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde psikiyatri bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Arnold Ludwig başkanlığında 18 kişilik bir grup 10 yıl çalışma sonucunda böyle bir kitap yazdı. Eagle of the Mountain kitabın ismi. Diğer bir ismi de Nature of the Political Leadership. 480 sayfalık falan bir kitap. Burada 900 kişi arasından, yani 20. yüzyıla imzasını atmış olan 900 kişi arasından değerlendirmeye layık görülen 377 kişi, yani haklarında gerekli bilgilerin toplanması mümkün olan 377 kişi arasından 31 en yüksek puanla Mustafa Kemal Atatürk asrın lideri seçilmiştir. O kitabı incelediğin zaman görüyorsunuz ki 11 ana başlık altında, o ana başlıkların altında yüzlerce alt kriterler, bütün bunların değerlendirilmesi sonucu, aman o değerlendirmelerin içerisinde neler var, aklınız durur. Aile hayatı nasıldır? Memleketine toprak mı katmıştır, toprak mı kaybetmiştir? Efendim, devrimsel şeylere mi girmiştir? Diğer ülkeler üzerinde etkili olabilecek bir takım şeyler mi yapmıştır? Bütün bunların hepsinin sonunda Mustafa Kemal Atatürk 31 puanla asrın lideri seçildi. Peki, ikinci kimdi? Mao. Üçüncü, Franklin Delano Roosevelt. Dördüncü de Lenin.
Peki bunlardan faikiyeti neydi? İşte demin size söylediğim iki şey. Vizyon, political greatness. İkisi Mustafa Kemal'de var. Mao'da bu var, bu yok. Üçüncü Franklin Delano Roosevelt'de bu var, öbürü yok. Lenin'de ikisi de yok. Churchill falan söyle 20. 23. sıralarda falan sürünüyor yerlerde. Böyle bir asrın lideri. Görüyor musunuz Ayyaş'ın yaptıklarını? ...1918 senesinde generalken, paşayken böbreklerinden rahatsız olduğu için Karlsbad'da termal bir otelde tedavi edildiler. Bir Alman profesörünün yazdığı kitaptır bu, Kreiser. Klaus Kreiser. Tedavi sırasında her akşam yine oradaki mahalli Türkleri topluyor. Onlar da istişarelerde bulunuyor. Paşam ne olacak memleketine, 1918 senesinde savaş bitmiş. Osmanlı Almanya'nın yanında yer alarak her nedense bir kişinin kaprisi yüzünden Birinci Dünya Savaşı'na girdik ve kaybettik. Bütün Avrupa'daki şeylerimiz, topraklarımız elden çıktı. Yemek yerken yan salondan müzik sesleri geliyor. Gülüyorum, salona bakıyor. Genç Alman subayları işte dans ediyorlar kızlarla. Kankan dansı yapıyorlar. Ve etrafındakilerine şunu söylüyor. Etrafındakilere. Bir gün kudretli bir lider olursam, devrimlerimi ilk defa devrim lafını ağzına alıyor. Devrimlerimi bir kup darbe, kup esasıyla uygulayacağım ve kimsenin beni yavaşlatmasına izin vermeyeceğim. Ve asla halkımın seviyesine inmeyeceğim. Onu seviyeme çıkartacağım. İşte bu. İşte bu. Kreiser. Profesör Klaus Kreiser, Alman profesör. Ve devamında da şöyle söylüyor: bu kadar eğitimi, bu kadar deneyimimi ben halkıma vereceğim, onları kendi seviyeme yükselteceğim. Doğrusu da budur. Sen onun seviyesine inmeye çalışırsan o nereye çıkacak? Bütün aydın insanların aynı şeyi düşünmesi lazım. Deneyimlerini karşısındaki cahil insanlara, ondan daha küçük olanlara, daha doğum durumda olanlara yansıtması lazım. Bizdeki kuyudağıta göre, derin kuyudağıta, kayıtlara göre demek istiyor, kuyudağıta göre, Avrupalılar ahlaksız, Türkler barbar. Hayır. Kadınlarımızı yetiştireceğiz. Kadınlarımızı uygar ülkelerin seviyesine çıkartacağız. Unutmayalım, gelecek nesiller onlar tarafından yetiştirilecek. Böyle konuşmaları etrafındakilerle yapıyor. Şimdi Orta Asya'dan gittikleri yerlere kültürlerini götürür demiştik. İşte Anadolu'ya bakalım. Anadolu'daki çilim desenlerine bir bakın. Bu Nardugan dolayısıyla bahsettiğim çamın aynısını görürsünüz desenlerde. Ve ben Birleşik Amerika'dayken, Florida eyaletini gezerken bir Kızılderili köyünü ziyaret ettim. Amerika'da böyle bir reservation dedikleri araziler vardır. Orada Kızılderilileri izole etmişler. Orada kendi aralarına yatıyorlar. Yine çadırlar, böyle filmlerde gördüğünüz çadırlar. Etrafında böyle donuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, şarkı söylüyorlar. Oradan bir çilim satın aldım. Ufacık böyle, şöyle bir çilim. Üzerinde şey çamın var. Hayat çamı. Ülgen. Ülgen çamı orada. Anadolu'muzda da Bedir çilimlerinde var. Döşeme altı
çilimlerin üzerinde aynı desenleri görürsünüz. İşte biraz evvel de ifade ettiğim gibi şeylerin istilalarının önünden kaçanlar gittikleri yerlerde aynı adetleri, örfleri devam ettirmişler. Mesela kadınlar öldüğü zaman gömdükleri gömme işlemi Türklerle başlamıştır. Ölüyü. Ve inanç odur ki öldükten sonra ruh bedenden 40 gün sonra çıkar. 40'ı deriz ya, 40'ını çıkarma oradan kaynaklanıyor. Ve 9 gün kadar da ölüyü bekletirler. Ne olur ne olmaz. Böyle adetler halen dünyanın her tarafına yayılan 400 milyonluk Türk camiasında, Türk toplumunda bunlar gözüküyor. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi Türk olgusunu ilk defa ortaya atan Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'ten 38'e kadar nelerin yanında bir de onunla uğraşmış. Halen sanayimizde ülke ekonomisine girdi sağlayan fabrikalar, dünya büyük bir kriz yaşarken, kreş dediğimiz bir krizi yaşarken 30'lu yıllarda, 32 ve 37 yılları arasında birinci 5 yıllık planın uygulamasında işte Etibank, Sümerbank ki Sümerbank'a, Sümer olgusuna biraz sonra tekrar geleceğim. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Nazilli Basma Fabrikası, Artuklu, Eskişehir, Tural, Şeker Fabrikaları, bütün bunlar o devirlerde yapılıyor. Bu arada devrimler de devam ediyor. Mesela Harp Devrimi 1928 senesinde. Bakar mısınız? 1928 senesinin 21 Kasım günü meclisten geçen bir yasayla Alpebe, Türk Alpebesi Latin şeyle yazılmaya başlanacak diye yasa çıktı. Topladığı zaman marifçileri şöyle söylüyor. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede kaç yılda bu hıpsedilir, bu tamamlanır? Diyorlar ki 5 senede, orta vadede 10 sene, uzun vadede 15 senede bu yerleşir. Tarih 21 Kasım 1928. Devlet yazışmaları 19 Ocak 1929'da başladı. 1,5 ay sonra. Bilemedin 2 ay sonra. İşte devrim budur. Devrim budur. De facto. Yoksa dünya tarihinde hangi ülkenin lideri vardır bir başka ülkede heykeli olsun? 38 ülkede heykeli var. 38 ülkede heykeli var. Nereye gidersen Amsterdam, Rotterdam, Paris, Amerika Birleşik Devletleri daha 2-3 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde elinde nutukla Mustafa Kemal'in heykeli vardır. Daha geçen sene Çin'de bugüne kadar yapılmış en büyük Atatürk büstü şeydi. Çin, efendim? 38 ülkede heykelleri var. Küba'ya bakınız. Castro'nun emri şudur. Benim sağlığımda da ölümde de kesinlikle heykelim dikilmeyecek. Sadece bu ülkede Mustafa Kemal'in heykeli dikilebilir. Bugün Havana'sın şeyin en mutena yerinde Mustafa Kemal'in heykeli var. Altında ne yazıyor? Paz enel kaza, paz enel mundo. Yurtta sul, cihanda sul. İşte lider bu. Pakistan'da 1969-70 yıllarında görev yaptım. Pakistan Hava Kuvvetleri'nde öğretmen pilot olarak gittim. Talebe yetiştiriyordum, pilot yetiştiriyordum. Karachi'de, Manipur üssünde. Pencap Üniversitesi'nden geldiler, dediler ki müsait günlerinizde gelip Türkoloji bölümünde mümeyyizlik yapar mısınız? Hayır demek mümkün mü? Evet dedim tabii ki. Pencap Üniversitesi'ne girdiğim zaman cümle giriş kapısının arkasında iki kişinin heykeli vardı. Muhammed Ali Cinnah ve Mustafa Kemal. Nereye gittiysem her yerde Mustafa Kemal. Che Guevara Bolivya ormanlarında öldürüldüğünde sırt çantasının içerisinden Mustafa Kemal Atatürk'ün nutku çıktı. Cezayir Kurtuluş Ordusu'nun mücahitlerinin göğüslerinden
Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri çıktı. Biz ne yaptık? 1950'li yıllarda Fransa'ya karşı Cezayir'i yalnız bıraktık. Öyle değil mi? Efendim, tarih tabii ki bu örneklerle dolu değildir. Sayılıdır bunlar. Allah bize böyle bir şeyi verdi. Nimeti verdi. Churchill, Gelibolu yenilgisinden sonra Londra'da mahkemeye edilirken hakim şöyle sorar. Ya sizin emrinize dünyanın en büyük armadasını verdik. Çanakkale'de rezil oldunuz. Gelibolu'da 500 bin kişilik bir ordu verdik. Namütenayi lojistik destek sağladık, silahlar verdik, mühimmat verdik. Orada da mağlup oldunuz. Bu nasıl bir iştir? Çok güzel bir savunması var. Siz bizi anlamak istemiyorsunuz diyor hakime. Biz orada ilahlarla savaştık. Kaybettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Melhame-i Kübra dediği Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra artık bu Kurtuluş Savaşı'nın ne olacağı anlaşılmaya başladı. Ve Büyük Taarruz'dan sonra da Büyük Taarruz'da şöyle bir ifadesi var. O ifadeyi Gelibolu'da da kullandı. Hector'un intikamını aldım dedi. İki yerde. Türk tarihinde iki kişi bunu kullandı. Birisi Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra Truva'yı gezerken orada Hector'un intikamını aldım dedi. İkincisi Mustafa Kemal Atatürk Gelibolu'da ve Büyük Taarruz'dan sonra kazandıktan sonra Hector'un intikamını aldım dedi. Boşuna değil bunlar. Öyle de oldu. Yedi iklim ocağının karşısında zaferini kazandı. Ve 1905 senesinde yazdığı bir şiirde bakın ne diyor. Atatürk'ün şiiri var. Ben iki tane şiirini buldum. 1905'te şeyken, kurmay yüzbaşıyken şu şiirine bakar mısınız? Hangi üç asır, hangi on asır Tuna ezelden beridir Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu. Örtüler kalkacak, örtüler kalkacak, örtülen yeniden doğacak. Yalan tarihi bırakın, doğru tarihe gidin. Asya'da Oğuz oğulları, Avrupa Alplerinde Oğuz torunları, doğudan gelen biz nerede olsa, nasıl olsa kendimizi biliriz. Türk demek sadece bir millet demek değildir. Türk adamlığın tarihidir. Ey birbirine diş bileyen yığınlar, ey yığın yığın insan gafletleri, yırtılsın gözlerdeki gafletten perde. Hakikat nerede? Mustafa Kemal Atatürk. Batılı tarihçilerin şöyle bir tespiti var. Türkler olmasaydı tarih yazılamazdı. Türkler olmasaydı tarih yazılamazdı. Napolyon Bonaparte der ki, Allah bir kumandana Türklerle çarpışmayı nasip etsin. Napolyon Bonaparte'ın lafıdır. Böyle bir ırkın ahvalıyız değerli okurlar, değerli konuklar. Ne kadar gurur duysak azdır. Eğer bugün bu ülkede 85 bin camiden her gün 5 vakit okunan ezanı Muhammediye'nin ulviyeti altında özgürce ibadet edebiliyor isek, özgürce yaşayabiliyor isek bunun bir bedeli var. Bu bedel kandır, terdir, hala hudutlarımızdan gelmekte olan şehitlerimizdir, Mustafa Kemal'lerdir. Bu ülkenin ruhu Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'i sevmeyen, takdir etmeyen insan olamaz. Hasan Ali Yücel'in bir lafı var. Kendisini Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu hissetmeyen Türk değildir. Ve Mustafa Kemal şöyle bir sözü var. Türklük gururu olmayana devlet yönetimini vermeyin. Askerine düşman olan düşmanına asker olur. Bakar mısınız? Askerine düşman olan düşmanına asker olur. Nüfusunun yarısı kadın olan bir ülkede mümkün müdür ki bir yarıyı zincire vurup diğer yarıyı yüceltmek?
kadınlara verdiği değere bakar mısınız? Geçen sene Türkiye'de ölen kadın, şiddetten ölen kadın 1300 sene. 20 yılını geride bıraktığımız 21. yüzyılda neyin münakaşasını yapıyoruz? Kadın erkek eşitliğinin. Kadın erkeğe eşit değildir. Kadın erkeğe denktir. Üzeri sene evvel Namık Cemal'in bir lafı var. Koca imparatorluğun yıkılmasının bir tek nedeni var. Kadın. Çünkü kadınımızı yetiştiremedik. Koca Osmanlı en şaşalı devrinde 1566'da Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde 22 milyon kilometre kareydi. Yani bugünkü Türkiye'nin 25 katı. 25 katı. 22 milyon kilometre kare. 42 ülke, 3 kıta. Fransa vesayeti altındaydı. Toulon'da ezan okunuyordu. Fransa kralını Şarken esir aldı. Ve anasını mektup gönderiyor elçiyle birlikte Kanuni Sultan Süleyman'a. Diyor ki oğlumu kurtar. Cihan padişahı sensin. Yani bugünün süper gücü Amerika Birleşik Devletleri gibi bir şey devlet. Oğlumu kurtar diyor. Sana düşer diyor. Sen kurtarmak zorundasın oğlumu. Bakın Osmanlı'nın azametini nasıl anlatıyor Kanuni Sultan Süleyman. Yaz diyor Bakay Nübis'e. Ben ki Sultanu Saladin, Burhanül Havak'ın, Tacba Hüsrevan'ı Ruh-i Zemin'i Zillullah'ı Filarzey'in, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Anadolu'nun ve Rumeli'nin ve Irak ve Suriye'nin ve Mekke ve Medine'nin ve Mısır ve Tunus'un ve Libya ve Cezayir'in ve külliyen diyar-ı Arab'ın hüm kuvveti kahirelerimle tüfetirildiğim nice diyarın padişahı sultanı Sultan Bayezid Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Frankil'in kralı Francesco'sun. Mektup gönderip ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayıp hapisteydiğinizi ilham edip halasınız hususunda bu canipten enayet ve medet istidâ eylemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz âlâ sebbüllü tavsil ilmi şerifi muhit olup tamam malum oldu. Şimdi padişahlar sınmak ve hapsedilmek vacip değildir. Gönlünüzü hoş tutup hazırda hatır olmayasız. Hak Sübhanehu ve Teala hayırlar müyesser eyleyip meşiyet ve iradatı niye mütalip olmuşsa vücuda gele. Baki ahval ve ahbar neyse Adem'inizden istintak olunup malumunuz ola şöyle bilesiz. Kanuni Sultan Süleyman. Evet, böyle büyük bir imparatorluğun sonunda neler oldu? Bütün imparatorlukların akıbeti aynıdır. Doğar, yücelir, batar. Ama batarken birçok şeyi de beraberinde batar. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda 3 vilayete düştük. Padişahımız dediğimiz 6. Mehmet, yani Vahidettin, bir İngiliz gemisine binip Tüylü gitti. Nereye gitti? Côte d'Azur'a gitti. Gitsene bir İslam ülkesine. Hayır, şimdi de öyle değil mi? Kaçan gidiyor Amerika'ya. Ve sonunda işte bir Kurtuluş Savaşı başlıyor. Neye rağmen? Anlatamam şimdi, saatler alır. Yoksulluk bir tarafta da koca bir dünya. Kurtuluş Savaşı öyle kazanıldı. Kanla kazanıldı. Şehitlerle kazanıldı. Bize bu cennet vatanın bir karış toprağına göz dikecek olan bedbahtlar, bedhahlar şunu çok iyi bilmeli. Onların ödeyeceği bedel bizim ödediğimiz bedelden çok daha fazla olacaktır. Bize insan olmaklığın erdemini, onurunu, şerefini bahşeden başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve dahi şühedanın önünde bir kere daha tazimle eğiliyor ve kutsal yeminimizi yineliyoruz. Atam, ne senden geçeriz, ne senin eserini. Fazilettir dediğin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hep beraber ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene.
kuruluşu için yaptığım bir belgeselin bir bölümünü sizlere takdim edeceğim. Bu belgeseli 2-2,5 sene aldı tamamlamam. Dünyanın en büyük Sümeroloğu, Hititolog aynı zamanda. 106 yaşında şu an. 1914 doğumludur. Binlerce tableti tasnif etmiştir. Mersin'de yaşıyor. Pırıl pırıl bir beyin. Laf aramıza biraz daha aşık. Kime? Hayrettin Karaca'ya. Dostlar duyduk duymadık demeyin. Benim de bir sevgilim var. Bana bir tek taş yüzük de taktı. Yakın zamana kadar evlenme de teklif ediyordu. Kızmayın. Moruktur demeyin. Benim de bir sevgilim var. Benim de seven bir yüreğim var. Diyen kadındır Muazzez İlmiyetçi. Ve 13 tane kitabı var. Şiir kitabı var. Bu belgeseli yaptım. Orada onun için yazdığım bir kasideyi de oraya koymuştum. Beğenilerinize çekiyorum, sunuyorum. Sümerler hakkında yazdığı eserler bütün dünyada hayranlık yaratmıştır. Ve Sümerlerin Türk esasından, Orta Asya'dan gelen Türkler olduğunu kanıtlamıştır. Atatürk bunun üzerine çok durmuştur. Sümerbank, Etibank falan kurmasının nedenlerinden birisi de onların Orta Asya kökenli olduğunu kanıtlamak içindir. Sümer lisanında yüzlerce Türkçe kelime var. Ve bütün bu Nardugan şeyleri Sümerlerde de yaşamıştır, devam ettirmiştir. Hepinizin Nardugan'ı kutlu olsun.